Allah Resulü bir ölçü veriyor. Diyor ki ya Ömer, vallahi Allah'a kasem ederim ki beni peygamber olarak, Resul olarak, Allah'ın elçisi olarak kendi nefsinden, kendi malından, canından fazla sevmedikçe iman etmiş olamazsın diyor. Ve Hazreti Ömer'ül Faruk sahabenin göstermiş olduğu o güzelim tavrı sergiliyor. Bizim de aynı tavırla tavırlanmamız lazım. Diyor ki ey Allah'ın peygamberi, şahit ol ki ben seni kendi nefsimden, varlığımdan, malımdan, canımdan, evlatlarımdan, her şeyimden fazla seviyorum diyor. İşte diyor şimdi senin imanın kemale erdi. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem doğru söylemiştir. Ey kıymetli Müslümanlar, değerli Müslümanlar, Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellemin sevgi ve muhabbetini, aşkını kalbimize nakş edelim. Onun aşkıyla, onun muhabbetiyle, onun sevgisiyle dolalım. Ve onun sünnetini diriltmek için yeniden insanlığa barış, sevgi, silm elimizi, rahmet elimizi uzatalım. İnanıyorum ki eğer biz Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellemin sünnetine göre, onun davranış şekillerine göre gösterirsek inşallahu teala dünya çok kısa bir süre içerisinde Halık-ı Alemin Azze ve Celle'nin lütfuyla, keremiyle, ihsanıyla adalet, silm, barış, hak, özgürlük ve güzelliklerle dolup taşacaktır inşallahu teala. Rabbim Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam'ın sevgisini ve güzelliğini bizlere nasip eylesin. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem eshabının üzerinde titriyordu. Allah onun için alemlere rahmet olarak gönderdiği peygamber olduğunu söylüyordu. Değerli Müslümanlar, kıymetli Müslümanlar, alemlere rahmet olma yani ne demektir? Ne manaya geliyor? Rahmet, affetmek, bağışlamak, sevmek, kusurları görmemezlikten gelmek. İşte Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam'ın ümmeti olarak, onun takipçileri olarak, ona iman etmiş gönüldaşları olarak zamanımız insanlarının kusurlarını, hatalarını, eksiklerini, noksanlarını af ile yaklaşalım. Affedelim ki Rabbimiz affı dünyaya yaysın. Affedelim ki büyük günahlarımızı, eksiklerimizi, noksanlarımızı, kusurlarımızı ve taksiratlarımızı Halık'ımız, sahibimiz, Rabbimiz aff ve mağfiret ile karşılasın. Affı yayalım, affı bu kutlu doğum münasebetiyle. Bugünden sonra elimizden geldiğince insanlara karşı hoşgörülü davranalım. Peygamberimizin sevgisini yayalım. Onun sevgisinin elçileri olalım. Onun sevgisinin taşıyıcıları olalım. Onun sevgisinin, onun muhabbetinin, onun aşkının dilbendleri olalım. Bendeleri olalım. Onun muhiplerinin yarenleri olalım. Onun dostlarıyla sevinelim. Onun dostlarının kadru kıymetini bilelim. Ve onun davasını, onun bize getirmiş olduğu, Rabbimizden bize getirmiş olduğu kitabını yüceltelim. İnsanlığa hakkı, doğruyu, güzeli anlatmaya gayret sarf edelim. Bugün dünya üzerinde Allah'a, Resulüne, kitabına hakaret eden bedbaht insanlar vardır. Rahmetten, aftan, güzellikten anlamayan, kadir kıymet bilmeyen, Rabbül Alemin Azze ve Celle'nin ikramlarından mahrum kalmış olan,
ve gerçekten insanlığa düşman olan bedbaht insanlar, kurumlar, yapılar vardır. Dün Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu sevgi, barış, adalet, güzelliği yaymaya çalışırken bunu durdurmaya çalışan, bunu engellemeye çalışan, buna set örmeye çalışan, bunu katletmeye çalışan, bunu ortadan kaldırmaya çalışan, imandan mahrum bedbaht insanlar olduğu gibi günümüzde de vardır. Bunların çalışmaları, bunların gayretleri, bunların cehdleri Yüce Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerinin indinde bir sineğin kanadı kadar dahi değeri, ehemmiyeti, önemi yoktur. Bunların yapmış olduğu hakaretler, yanlışlar, haşa ne Allah'ı, ne peygamberini, ne izzet sahibi olan mukaddes kitabımıza zerre-i miskal kadar bir söl, bir gölge dahi düşüremez. Bunların yapmış olduğu bu eksiklik, bu noksanlık, bu kötülük sadece ve sadece onların gönüllerini kör ediyor. Onların gözlerini kör ediyor. Onları Rahman'ın burhanı olan Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın güzelliğinden mahrum bırakıyor. Kur'an'ın insanı hidayete götüren yolundan mahrum bırakıyor. Bütün kainatın yegane sahibi, maliki, haliki, sani olan Yüce Allah-ı Mutlak'ın nimetlerinden, lütuflarından, hasreten cennetlerinden onları mahrum ediyor. En önemlisi de Allah'ın rızasından onları uzak tutuyor. Biz onlara sesleniyoruz. Ey bedbaht insanlar, aklınızı başınıza devşirin. Gelin halen zaman varken, dönün Allah'ın yoluna. Dönün aşk ve muhabbetullah'ın menbaı olan, insanlığın ser öğretmeni olan Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna. Dönün insanlığa adaleti, hakkı ve hakikati getiren İslam'ın yoluna. Dönün Kur'an-ı Azimuşşan'ın o hikmetlerle dolu olan mübarek yoluna ki sizler de kurtuluşa eresiniz. Ve inanıyorum ki inşallahü teala bizler sevgiyle, aşkla, muhabbetle tahriklere kapılmadan, aldanmadan bazı kendini bilmez bedbahtların, cahil ve cühelaların İslam'a, Kur'an'a, dine hakaretlerine karşı onların bizi sürüklemek istedikleri edna noktalara, edna yerlere düşmeden izzet ve şerefle Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın aşkıyla, muhabbetiyle yoğrulmuş olan o sahabe-i kiram gibi, o Ali'ül Hayder gibi, o Ömer'ül Faruk gibi, o Osman-ı Zinnureyn gibi, o Ebu Bekir-i Sıddık gibi, o Bilal gibi, o Ammar gibi, o diğer bütün güzide Selman-ı Farisi ve diğer güzel sahabeler gibi. Eğer peygamberimizi, Resulümüzü tanırsak, kendi kafamızdan hareket etmezsek, güzel bir şekilde istişare ile hareket edersek ve insanlığa Rabbimizin mesajını güzel bir şekilde götürürsek, inanıyorum ki dünya İslam'a gebedir. Batı veyahut da batmış olan değerler, batıl değerler tek ayakları üzerinde duruyor, o tek ayakları da kırılmak üzeredir. Biz onları hayata çağırıyoruz, biz onları hakka çağırıyoruz, biz onları güzelliğe, irfana ve muhabbetullah'a çağırıyoruz. Biz sevgi öğretmeni olan Hazreti İsa'nın mesajının aynısını söylüyoruz. Biz Hazreti Musa Kelimullah'ın mesajının aynısını söylüyoruz. Biz o güzel sesli olan Davud'un mesajının aynısını söylüyoruz. Biz İbrahim'in mesajının, Halilullah olan İbrahim'in mesajının aynısını söylüyoruz. Hepimiz toplu bir
gelin bir olan Allah'ın yolunda, bir olan tevhid yolunda birleşelim ve hakkı ve adaleti aramızda yayalım. Allah'ın selamı, rahmeti, lütfu, inayeti, bereketi, hidayeti, aşkı ve muhabbeti siz aziz, kıymetli, değerli Müslümanlarınıza olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.